Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli ETV seyircileri, bir iftar sevinci programı ile sizlerin huzurlarındayız. Cenab-ı Hak inşallah bu programdan istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli seyircilerimiz, her zaman olduğu gibi programımıza kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim ile başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bugün bizlere Kısık Camii İmam Hatibimiz Hafız Yakup Döner hocamız okuyacaklar. Sayın hocam buyur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meta'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. وَبِئْسَ الْمِهَادُ. لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي تحتها الأنهار تحتها الأنهار خالدين فيها تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا خالدين فيها نزلا Allah
لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Kısık Camii İmam Hatibimiz Hafız Yakup Döner hocamıza bu güzel tilaveti için çok teşekkür ediyoruz. Sayın hocam ağzınıza gönlünüze sağlık. Değerli seyircilerimiz, programımızın bu kısmında komşuluk hukuku isimli konuyu ele alıyoruz. Konuğumuz bugün il vaizimiz Sayın Ahmet Şen hocamız. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Razı olsun. Size nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Hamdolsun. Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz hocam. Sayın hocam güzel bir konu. Evet. Komşuluk hukuku Allah Resulü'nün Allah Celle Celaluhu'nun üzerinde hususen durduğu Efendimizin çokça rivayetleri var bununla ilgili. Biz sizden öncelikle Sayın Hocam bu komşuluk nedir, tarifi nedir? İsterseniz bununla başlayalım. Evet. Sevgili Hocam, Yüce Rabbimize sonsuz hamd senalar ve şükürler olsun. Konumuza geçmeden önce Yüce Rabbimize biz bir hamd edelim. Tabii efendim. Resulüne salat getirelim. Bizi Ramazan'a eriştirdi. Ramazan'ın feyiz ve bereketinden şu anda bizleri nasipdar ediyor. Yüce Rabbim bizleri bayrama eriştirsin. Komşularımızla beraber. Evet. Şimdi konumuza geçmeden önce üç şeyin üzerinde duralım. Bir, komşuluğun tarifi. Evet. Komşunun tarifi, komşuluğun tarifi. İki, Müslümanın tarifi. Üçüncüsü, bir Müslümanın genel olarak mükellefiyetleri nelerdir? Komşuluk bu mükellefiyetleri arasında hangi noktadadır? Evet. Önem derecesi nedir? Bu bölümde bu üç suale cevap verelim inşallah. Buyurun. Şimdi komşuluk deyince, komşuluk bir defa Arapça kelime car kelimesi. Hazreti Ali'den gelen bir rivayetlere göre tarifini yapalım. Hazreti Ali bir insanın bir insana komşu olabilmesinin ölçüsünü şu şekilde tarif buyuruyor. Sesimizin duyulduğu yere kadar veya bir insanın sesini biz duyabiliyorsak ölçüyü bunu almış, o bizim komşumuzdur. Evet. Mesafeyi, sesin gittiği yere kadar komşuluk hukuku vardır diyebiliriz. Hazreti Ali'den diyebiliriz. Hazreti Ali'den rivayetle. Ölçümüz bu. Ses. Ölçümüz bu. Sesin duyulması. Evet. Bir de Hazreti Ayşe validemizin bir tarifi var. Ne buyuruyor? Komşuluğun tarifi konusunda. O da diyor ki bir evin dört cephesi var ya. Evet. Her cephesi yönünde 40 tane hane, 40 tane ev komşuyu ifade eder. Ne demektir bu? Bir evin dört tane cephesi varsa her bir cephede 40 tane hane o insanın komşusuysa 4x40 40-80 160 aşağı yukarı 160 tane komşusu var demektir yani. Evet. Bu biraz daha sese göre biraz daha Hazreti Ali'nin tarifine göre biraz daha geniş kapsamda komşuluk hukukunu biraz daha geniş tutmuş gibi. Evet. Hazreti Ayşe validemiz. Evet.
komşuluğun tarifini yaptıktan sonra Allah Celle Celaluhu insanoğlunu yaratmış. Evet. Şimdi niye yaratmış diye bir soru geliyor akla. Bütün kainatı da yaratmış. Zerreden küreye, güneş sisteminden, galaksilerden daha bize ışığı ulaşmayan yıldızlardan, ay her gün bize hizmet eden, güneş milyonlarca yıldır her gün, her saat, her dakika bize hizmet ediyor. Güneşin doğmadığı görünmemiş, batmadığı görünmemiş, bir saniye bir saat aksadığı görünmemiş. Yeryüzüne baktığımızda, nimetlere baktığımızda o kadar çok nimet vermiş ki Allah-u Teala. Hepsini de insanoğlunun hizmetine sunmuş. Enteresan bak. Alıştığımız için umursamıyoruz değil mi? Alıştığımız için bir umursamıyoruz. Bir gün güneş doğmasa? Bir gün güneş olmasa görelim. Evet. Evet. Bir gün güneş doğmasın görelim. Ya da bir gün güneş batmasın bakalım. Evet. Şimdi hemen Ramazan vesilesiyle önemine binaen öğleyin güneş o kadar zirve yapıyor ki 24 saat ya da 48 saat öğlenin o en sıcak anının devam ettiğini düşün. Evet. Biz onu hiç yaşamadığımız için neler olabileceğini tahmin edemiyoruz. Evet. İşte Allah-u Teala bize her gün adeta bir memurumuz gibi, hizmet memuru gibi, hizmetlimiz gibi güneş, ay, insan olma hizmet ediyor. Her şey insan olma. Evet. O zaman akla şu soru geliyor. İnsan niye yaratıldı? Hemen cevap Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de. Ömer karakter cinle. İnsanoğlunun yani Allah'ı tanıma, Allah'a kulluk etme görevi var. Yani Allah Celle Celaluhu bütün kainatı insan Rabbini tanısın, Rabbine kulluk etsin diye sadece insanoğluna hizmet olarak yaratmış. Müthiş, devasa, normal şartlarda derinlemesine düşündüğünde akıl almayacak bir şey. Her şey insana hizmet ediyor. Aklına geldiği her şey. Dolayısıyla peki insanın hangi görevler var? Birinci görevi Allah'ı tanımak ve Allah'a kulluk etmek. Daha başka? Sadece o değil. Bir insan Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirirken komşusuna, akrabasına, arkadaşına, eşine, dostuna, insanlığa, tabiata kötü davranıyorsa ne yapacağız? Müslümanlığında bir eksiklik var demektir. Şimdi sadece Allah'a kulluk değil, insanoğlunun daha pek çok görevler var. Başta Allah'a ibadetten sonra anne babaya itaat, evet, anne baba hakları, akraba hakları, komşu hakları, içinde yaşadığı topluma karşı görevleri ve topluma karşı yapması gerekenler, kaçınması gerekenler. Bizzat kişinin kendine karşı da görevleri var. Bu vücut, bu akıl, her şey emanet. Aslında insanın kendine karşı da görevi var. Dolayısıyla bir sandalye gibi, dört ayağı bulunan bir sandalye, bir masa, bir koltuğu düşünelim. Bir ayağı eksik olursa o masa ayakta zor durur, duramaz. Bir sehpayı düşün, üzerinde çay var, birçok sıcak yiyecek var. Bir ayağını çektiğini düşün, oradan yıkılır. Bu da aynı Müslümanın imanının ya da manevi yaşantısının, gönül aleminin diyebiliriz bu görevlerden bir tanesini aksatması durumunda imanında, amellerinde ya da Müslümanlığında bir aksama oluşu ayarı bozuluyor. Evet. Öyle diyoruz. O açıdan Müslüman bütün Allah Celle Celaluhu Müslümanı bu şekilde mükellefiyetlerle yaratmış, bir de Peygamber Efendimiz'e Müslümanın bir tarifini yapıyor. Müslümanın tarifini yapacak olursak. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir Müslüman. Bu şekilde tarif ediyor. Yani Müslüman güven veren insandır. Güvenilen insandır. Bulunduğu toplumda, yaşadığı çevrede hiçbir şekilde tehdit unsuru olmayan, zarar ihtimali olmayan, zarar verme ihtimali olmayan insandır. Dolayısıyla her zaman fayda. Müslümanın yaptığı bir iş, Müslümanın boş lüzumsuz işi yoktur. Ellezinehum Müminun suresinde vellezinehum anillahi muridun. Müminin bir özelliği olarak boş söz ve davranışlardan sakınır mümin. Müminin yaptığı bir iş zararlı olmaz. Aksine mutlaka ya kendine, ya çevresindeki insanlara, akrabalara ya da ahiretine faydalı olması gerekir. Müminin tarifi de budur. Sağ ol hocam. Kısaca böyle diyebiliriz hocam. Teşekkür ederim. Sayın hocam, malum komşuluk hukuku üzerinde dedik yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimeler nazil etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri var. Fakat bir tanesi çok can alıcı.
Yani o kadar diyor Cebrail aleyhisselam bu konu üzerine geldi gitti tavsiyelerde bulundu ki neredeyse komşuya mirasçı kılacak zannettim buyuruyor. Komşuluğun önemini nasıl anlamalıyız hocam? Yani evet. Biz bu hadisi nasıl okuyalım? Bundan nasıl bir ders çıkaralım? Evet. Şimdi komşu komşuya mirasçı olabilir mi? Yani biz hocam akrabayı biliyoruz. Akrabalar evet. Mirasçı oluyor birbirine de. Komşu nasıl olabilir? Şimdi konunun önemini izah ederken madem hadisi şerifi siz beyan buyurdunuz. O hadisi şerif üzerinden gidelim. Ayetlere ve diğer sosyal yönüne bakalım mevzunun. Buyurun. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail komşu hakkında bana o kadar çok tavsiyede bulundu ki neredeyse onu komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Yani mirasçı olmak demek ne demek? Akraba olmak demek. Şimdi normal şartlarda hukuka göre, İslam hukukuna ve resmi hukuka göre, medeni hukuka göre komşuluk mirasçı olabilmenin gereği değildir. Mirasçı olamaz yani komşu. Fakat hadisten anlayacağımız şu. Akrabalık derecesinde kuvvetlidir komşunun komşu üzerindeki hakları. Komşunun komşu üzerindeki hakları akrabalık derecesinde kuvvetlidir. O açıdan bir mümin komşusuyla münasebetlerinde, ilişkilerinde komşusu tıpkı akrabasıymış gibi, amcası, halası, teyzesiymiş gibi çok dikkat etmeli, özenle davranmalı. Akrabalarına nasıl hassasiyet gösteriyorsa, akrabalarını nasıl arayıp soruyorsa, akrabalarının ihtiyaçlarını nasıl gideriyorsa onu da bir akrabası gibi görüp aynı şekilde ona da o şekilde muamele etmeli. Evet. Şimdi ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu ve amidullahi ve la tuşrikû bi şey'en ve bil valideyni ihsana. Ayet-i kerime devam ediyor o şekilde. Oradaki sıralamaya bakıyoruz. Konunun önemini açısından. Evet. Allah Celle Celaluhu birinci emri ve amidullahi ve la tuşrikû bi şey'en. Allah'a kulluk edin ey inananlar. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Allah'a şirk koşmayın. Allah'a ibadetten sonra ve bil valideyni ihsana anne babaya da iyi davranın ve bizil kurba vel yetama akrabaya iyilik ihsanda bulunun vel yetama yetimlere vel mesakine ve miskinlere iyilikte ihsanda bulunun vel cari zil kurba vel cari'l junub uzak komşuya ve yakın komşuya da iyilik ihsanda bulunun. İşte burası, ayet-i kerimedeki yeri burası. Bir bakıyoruz ki Allah'a kulluk bir Allah hakkıdır. Allah'a şirk koşmama bir Allah hakkıdır. Anne babaya iyi davranma, iyilik ihsanda bulunma anne baba hakkıdır. Akrabaya, yetime, miskine iyilik ihsanda bulunma bir akrabalık, Müslümanlık görevidir, hakkıdır. Hemen peşinden komşu geliyor. Neredeyse Allah Celle Celaluhu da ayet-i kerimede akrabalarla, yetimlerle, miskinlerle, anne babayla komşuyu, hatta uzak komşuyu, yakın komşuyu, uzak komşu diye dışlamamış. Uzak komşuyu da bizzat zikretmiş. Anne babaya ikramla beraber, akrabaya ikramla beraber onların yanında zikretmiş. Biz buradan yine anlıyoruz ki bir anne baba kadar, bir akraba kadar, amca, hala, teyze kadar komşuluk hakkı da gerçekten bu kadar önemlidir. Bir işin bir de sosyal yönüne bakacak olursak. Buyurun. Sosyal yönüne bakacak. Şimdi yaşıyoruz. Gurbet ellerde, ben Marsa'da gurbet ellerdeyim. İnsanoğlu her zaman doğduğu yerde yaşayamayabiliyor. Evet. Gurbet göç etmek zorunda rızık kalabiliyor. Rızık nerede takdir edilmişse. Rızık nerede takdir gidiyoruz. Edilmişse, içecek su neredeyse oraya gidiyoruz değil mi? Evet. Böyle bir durumda ben ilkokuldan mezun olduktan sonra 11 yaşından itibaren hep gurbet ellerdeyim. Evet. Başıma gelen bir sıkıntıda, bir musibette, çocuklarımın başına hastalandığında, eşim çocuğum hastalandığında, acil durumlarda, hep uzak memleketlerde bir bakıyorum ki anne babamdan önce yetişmişler bana komşularım. Evet. Her türlü sıkıntımda, derdimde, tamam anne babama haber veriyorum, derdimi, sıkıntımı anlatıyorum da bir bakmışım ki anne baba gelinceye kadar, senin derdine derman oluncaya kadar, o acil vakada, acil durumda bir bakıyoruz ki yanımızda komşularımız var, arkadaşlarımız var. Evet. Yani manevi, sosyal yönden de baktığımızda
Anne baba uzak mesafede oturuyor ama sen her gün arada bir 20 santimlik bir tuğla var. Kapı komşusu beraber yaşıyorsun. Sesin gelip gidiyor. Her gün kapıda karşılaşıyorsun. O apartmanın ya da evin içerisinde sevinçler o apartmana bir cenaze geldiğinde bir bakıyorsun ki apartmanın tamamı böyle üzüntüye boğulmuş. Evet. Tabii komşuluğun hakkını yerine getiren apartmanlar için söylüyoruz. Evet. Biraz sonra o konuya gideceğiz. Orada da biraz sıkıntılarımız var. İşte bakıyoruz ki sosyal yönden de komşu komşunun külüne muhtaçtır ifadesi tam burada yerine oturuyor yani. Evet. Bazen akrabadan, anne babadan önce bize komşularımız yetişiyor. O açıdan da komşuluk hakkı. Kur'an-ı Kerim'de akrabalar, anne babalarla iyiliği emreden ifadelerin yanında zikredilmiş olmasının önemi sosyal hayatta da ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Sayın Hocam, komşuluğun imanla alakasını sormak istiyorum size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde yemin ederek başlıyorum mesela, çok dikkatimi çekti. Evet. Seyircilerimizin de istifade etmesi açısından size soruyorum. Vallahi iman etmiş olmaz buyuruyor mesela. Evet. Kim ya Resulallah? Kimdir bunlar Sayın Hocam? Evet. Tam böyle damar diyelim ya da tam ortasından. İman komşuluk ilişkisi çok ciddi bir ilişki. Evet. Çok ciddi bir ilişki. Bahsettiğiniz hadis-i şeriften başlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabe arasında böyle dururken bir gün, vallahi iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallahu la yu'minu billah. Vallahu la yu'min. Vallahu la yu'min. Vallahu la yu'min. Sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah. Kimdir onlar ya Resulallah? Üç sefer tekrar ediyor değil mi hocam? Üç sefer tekrar ediyor. Yani önemine binaen çok önemli demek ki. Sahabe de şaşırıyor. Peygamber Efendimizin bir tarzı bu. Önce dikkati çekiyor. Eğitim değil mi hocam? Eğitim metodu. Öğretilecek şeyin önemine binaen uygulanan bir taktik. Hazreti Peygamber 3 defa bunu tekrar ettiğine göre artık herkes alıcılarını açmış, evet, dinler halde, çünkü konu çok önemli. Çok önemli bir şey geliyor, çok, dikkat edin. Yani çok önemli bir şey geliyor, dikkat et. Evet. Kaçırma. Önce dikkatler topluyor. Kim ya Resulullah deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem galellezî lâ ye'munu câruhu bevâikah. Yani tabelalık bir söz adeta. Nedir hocam? Komşusu kötülüğünden emin olunmayan kimse iman etmiş olamaz. Komşusu kötülüğünden emin olunmayan kimse. Yani bir komşu var ki komşuları, çevresindeki komşuları bu insandan ciddi derecede rahatsız. Yani işe giderken gözü arkada gidiyor. Acaba bu komşum benim evime, çoluk çocuğuma, aileme, eşyama, arabama ya bir şeye zarar verebilir bu adam. Ne yapacağız? Aman ha dikkat. Göz arkada gidiyor. Böyle bir komşu. Kötü komşu. Bunun tanımı kötü komşu. İşte Hazreti Peygamber'in iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz ifadesi bu şahıs için geçerli. Yine tabii burada iman etmiş olmamayı, iman edememeyi, iman etmiş olmaz ifadesini nasıl anlayacağız burada? Direkt kötü komşuya kafir mi diyeceğiz? Haşa, tahkiki imanla mı şey yapıyoruz? İmanı var ama imanında eksiklikler mi var? Ne demek? Evet hocam, yani çok güzel söylediniz hocam, Allah razı olsun. Kafir diyemiyoruz kötü komşuya. Evet, ama imani kemale ermemiş. Evet. Kamil manada iman etmiş olamaz manasına geliyor. Yani tahkiki imana, imanın kendisine vermiş olduğu, bir Müslümana vermiş olduğu zevk, keyif, güzellik, imanın insanın davranışlarına olan tesiri. İman nedir? Müslüman olmak nedir? Davranışlarının güzelleşmesi demektir. Çevrendeki insanlara. Artık çevrendeki insanlara zarar değil, fayda verme sonucunu doğurur insanın kalbindeki, gönlündeki iman. İşte bu imanın tam kemale ermediği, çünkü olgunlaşmadığı manasına geliyor efendim. Söylediklerinizi tasdik eden nitelikte bir hadis-i şerif var.
komşuyu himaye imanın kemalindendir buyurmuş mesela Efendimiz. Evet, çok güzel, evet. Değil mi? O hadis-i şerif de var. Çok güzel, harika bir hadis-i şerif. Evet. Komşuyu himaye. Müthiş bir şey. Komşuyu imanı imanın alametlerindendir. İmanın kemalindendir, güzelliğindendir. Müthiş bir şey. Evet. Evet. Mesela yine önemine binaen imanla alakasına bakacağımız zaman yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ahsin civara men caverake tekun muslima, öyle buyuruyor. Sahabe-i kiramın nezdinde bütün ümmetine, bizlere, evet, komşuna iyi davran ki, komşuna iyilik yap ki Müslüman olasın. Evet. Bir bakıyoruz ki Müslümanlığın... Biz Müslüman değil miyiz ya Resulallah? Soran olmuş mu böyle? Yani rivayette öyle bir soru yok ama bir öncekinde soruldu. Yani böyle bir mana çıkıyor. Evet. İman komşuluk ilişkiler açısından baktığımızda, yani komşuna iyilik yaparsan iman kemale eriyor. Evet. Ya da tersinden Müslümanlığının dört dörtlük olmasını istiyorsan, kavileşmesi, tahkiki imana ermesi, gönüllere yerleşmesi, İmanın insana artık zevk verir hale gelmesi. Evet. Hakiki iman insana zevk verir. Komşu komşunun cennetidir veya cehennemdir. Komşunun, yani, öyle hadisler var, öyle sözler var. Cennet yanımızda duruyor hocam. Cennet yanımızda duruyor. Evet, yani yanımızda duruyor. Bunun kıymetini bilebilirsek cennet yanımızda duruyor yani. Dolayısıyla Müslümanlığın şartı olarak komşuya iyilik yapmayı. 8 dakikamız var. Sayın hocam, şöyle bir soruyla devam edelim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifleri var. Yani o dönemde bunu zikretmiş. Yani evlerinizi Kabe'den yüksek yapmayınız. Evet. Şimdi günümüzde bir apartman hayatı söz konusu hocam. Evet. Ve hakikaten komşuluğa ciddi manada zarar verdi diyebiliriz. Şöyle evet. Zarar verdi. Mesela bir kişi tatile çıkmış, yaşanmış bir hadise hocam. Sonra bunu hırsızlar keşfetmişler, tatile çıktığını. Kamyonu yanaştırıyorlar asansörlü merdivenle. Evet. Evi boşaltıp götürüyorlar. Ev sahibi gelip diyor ki ya komşu bizim ev yok, gitmiş eşya, ne oldu? Vallahi demiş komşu ben sandıktım sen taşındın. Yani hırsızlar evi götürüyor, evet. Komşu komşuyu tanımıyor. Evet. Neler söylersiniz? Çok enteresan. Apartman hayatı zamanımızdaki yüce dinimizin güzel ahlak prensiplerinin bir taraftan gelişirken bir taraftan da bakıyoruz. Güzel ahlak prensipleri, bu ilişkiler zaafa uğruyor. Zamanın getirdiği sıkıntılar, teknoloji mi diyelim artık, ne diyelim, apartman hayatı, kentleşme, ondan sonra yoğunluk. İnsan hayatının ekmek parası kazanmanın yoğunluğu, stresi, telaşından artık insanlar birbirini görmez oluyor. Apartman hayatına bakıyoruz, komşu komşuyu daha tanımıyor. Tanımıyor hocam, selam tanımıyor. Vermiyor mesela. Selam vermiyor. Evet. Yani tanımıyor, tanısa bile, akşam sabah kapıda bacada denk gelse bile selam vermiyor, düşman gibi bakıyor. Ondan sonra... Niye böyle olduk hocam? Nelerden uzaklaştık? Yine biraz önce ifade ettiğimiz Müslümanlıktan uzaklaşınca, Peygamber Efendimiz'in beyan buyurduğu güzel ahlak prensiplerinden uzaklaştıkça, bu da güzel ahlak prensiplerinden, salih amellerden komşuya iyi davranmak. Haliyle burada da biz zaafa uğradık. Dolayısıyla biraz önce verdiğiniz örnek çok çarpıcı bir örnek. Mesela başka bir örnek daha verebiliriz. Komşuda yangın çıkıyor. Komşuda yangın çıkıyor. Adam pencereden veya öbür sokaktan görüyor. Şöyle düşünün, aramıyor. Ya birisi arasın diyor, birisi arar diyor. Artık bu kadar böyle ne oluyor? Herkes böyle düşününce itfaiye hiç arayan yok. Ateş bacayı sarmış, ev yanmış kül olmuş. Şimdi komşuya da aramayana da zararı dokunuyor. Aramayana da zarar oluyor. Bu nedir? İnsanların bencilleşmesi, bireyselleşme. Evet, bireyselleşmesi, sosyal hayattan, toplumsal hayattan kopması, aman komşuya selam verdiğin zaman aman borç ister, aman arabası yok onun bir ihtiyacı olur, şimdi selam verdiğim zaman borcu çıkarım, aman ilişkiyi keseyim, bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışıyla insanlar kapılarını birbirlerine kapatmışlar maalesef. Evet. Apartman hayatında alt üst komşular birbirlerini görmüyorlar ama zarar verme konusunda birbirlerini görüyorlar.
Yukarıda öyle bir gürültü geliyor ki aşağıya. Müzik sesi, gürültü patırtı sesi. Komşu komşuyu rahatsız ediyor. Bir bakıyoruz ki balkondan halısını, sofra bezini silikiyor. Alttaki komşu. Alttaki komşu rahatsız oluyor. Selam, dışarıda selamlaşmıyorlar ama bakıyorsun ki zarar verme konusunda adeta yarışıyorlar birbirlerine. Bir üstteki alttaki balkona silikiyor. Alttaki de bir alttaki kata silikiyor. Yani böyle bir sofra bezini ya da halısını, çöplerini camdan aşağıya atıyor. Bu kadar böyle çarpık bir düzen. Dolayısıyla kötü komşuya sabır. Kötü komşuya sabır. Böyle bir şerif var. Şimdi bunlar oluyor, anlatın. Şimdi tabii ki dinimizin de istemediği. Dinimizin de örfümüzün de her zaman istemediği. Evet, her zaman iyi komşuyla karşılaşacak bir kural yok. Diye bir kural yok. Bir bakmışsınız ki bir husus komşu geldi. Bir husus komşu geldi ya da sen tanımadan bir böyle kötü bir komşunun üzerine vardın. Evet. Ne yaparsın? Tabii toparlayıp oradan ayrılma ya da ilişkiler düzene sokuncaya kadar tabii burada yine iş Müslümana düşüyor. Evet. Bilinçli Müslümana düşüyor. Her zaman yani olduğu gibi. Kötü, her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. İhale yine iyi Müslümana. Müslüman yine sabredecek. Çünkü kötü komşuya sabretmek Allah'ın sevgisini kazanmaya bir vesiledir. Hadis-i şerifte uzun bir hadis-i şerif içerisinden bir bölüm. Buyur. Allah'ın sevgisini kazanan üçüncü şahıs da kötü komşusuna, kendisine eziyet veren komşusuna sabredip iyilik yapan. İyilik yapan. İyilik yapan insan. Gayrimüslim olsa hocam? Gayrimüslim olsa o ayrı bir sayfa. Öyle bir ayrımımız yok. Evet. Gayrimüslim ayrımımız yok. Niye? Gayrimüslim ayrımımız yok. Hazreti Peygamber kurban kesince ne yapmış? Hazreti Peygamber kurban kesince Yahudi komşularına gönderilmesini istemiş. Ona da ikram edilmesini istemiş. Ona da ikram etmişler. Rusya'da bir olay. Duyuyoruz bunları. Evet. Sizler de duymuşsunuzdur. Müslümanlar kurban kesiyorlar. Gayrimüslim o Rus komşusuna eti ikram ediyor. Götürüyor. Şaşırıyor komşusu. Nedir bu diyor et? Bizde kurban bayramı. Kurban kesilince komşuya ikram etmeyi tavsiye eder dinimiz, peygamberimiz, yüce Rabbimiz. Onun için size ikram ediyoruz. Ha öyle mi? O zaman sizin dininiz böyle emrediyorsa o zaman ben de Müslüman oluyorum diyor ve Müslüman oluyor. Şimdi bakınız, komşunun komşuya iyi muamelesinin neticeleri. İmam-ı Azam biliyorsunuz. İmam-ı Azam'ın bir alkolik komşusu varmış, sarhoş. Devamlı geceleri içip gelip, tabii kendinde değil, rahatsızlık veriyormuş İmam-ı Azam'a. Tabii İmam-ı Azam'ın talebeleri şey yapıyorlar. İmam-ı Azam rahatsız etmesinden dolayı bunu şikayet ediyorlar. İmam-ı Azam'ın haberi yok tabii. Evet. Kadı bu sarhoş çocuğu aldırıyor, cezayı veriyor, işer atıyor. İmam-ı Azam bir bakıyor ki, her gece duyduğu o gürültü, patırtı, naralar, sarhoş naraları, şunlar bunlar kesiliyor. Allah Allah, ne oldu buna? Soruyor ki öğrencilerine, nerede bu genç? Öğrenciler diyor ki, hocam, ya size rahatsızlık veriyordu. Size sormadan biz bir iş yaptık ama size rahatsızlık veriyor diye kadıya şikayet ettik. O da içeri aldırdı. Hemen İmam-ı Azam bunu duyunca hemen doğru kadıya gidiyor. Olayı anlatıyor ve o alkolik genci oradan kurtarıyor, evine getiriyor. Bak, İmam-ı Azam sarhoş komşusundan bile razı, rahatsız olmuyor. Evet, evet. Tabii bu alkolik komşusu, sarhoş komşu o kadar etkileniyor ki İmam-ı Azam'ın karşısında iki büklüm, eline ayağına sarılıyor. Ya ben sana bu kadar kötülük yapmama rağmen sen büyüklük ettin. Sen gerçekten büyük adammışsın. Evet. Beni kurtardın. O zaman ben de bu kötü işi bırakıyorum diyor. Bırakıyor. Ve rivayetlere göre İmam-ı Azam'ın en kavi, en kaliteli, en güzel, sağlam. Sağlam, çalışkan öğrencilerinden bir tanesi olmuş. Evet, evet. Yani burada baktığımızda nedir? Komşuya iyi davranmamızın neticeleridir bunlar. Evet. Böyle bir şey. Komşu komşunun cennetidir, bu olsa gerek. Evet, komşu komşunun cennetidir. İmanına vesile olmak, değil mi? Evet. Komşu komşunun cenneti bu demektir yani. Evet. Evet. Peki Sayın Hocam, son olarak vaktimizi de bitirdik. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Arkasında başka bir sorumuz da var. Onu inşallah toparlayalım. Allah Resulü buyuruyor ki mesela izni olmadan, yani komşuluk hukukumuz nelerdir? Yani komşumuza karşı ne gibi yapmamız gerekenler, yapmamamız gerekenler var. İşlerinden birisi benim çok dikkatimi çekti. İzninizle onu sorup evet, konuyu toparlayalım. İzni yoksa diyor komşunun, evet, evi yüksek yapıp rüzgarını ve güneşini kesemez. Müthiş bir hadis hocam. Yani bir sürü hukukumuz var, evet, da evet, evet, sizden dinlemeyi tabii istiyoruz. Şimdi evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığımı ziyaret et. Şimdi özür dilerim, şunu da ekleyelim. Hani Cenab-ı Hak bir kula diyor sorar. Ey kulum, hastalandım, beni ziyarete gelmedin. Evet. Acıktın, beni doyurmadın. Kısa keseyim. İşte Cenab-ı Hak da buyuruyor ki kulum, kul da buyuruyor ki ya Rabbi sen bizim kerim Rabbimizsin. Sen acıkmazsın, sen hasta olmazsın. Nasıl seni doyuracağım veya ziyaret edeceğim?
dibinde bir komşum vardı. Ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş gibi olacaktın. Veya dibinde bir fakir vardı, fakir komşum vardı. Onu doyursaydın beni doyurmuş gibi olacaktın. Böyle bir ecir mükafatı var. Evet. Buyurun sayın. Şimdi biraz önce zikrettiğiniz evini komşunun evinden yüksek yapma izni olmadıkça. Şimdi tarihe baktığımızda ecdadımız bizim bu Peygamberimizin sünneti seniyyesini, güzel ahlak prensiplerini hayatının her alanına yerleştirmişler. Evet. Bakıyoruz ki sokaklarından tut evine, giriş kapısına kadar, çatısına, penceresine, bacasına, çarşısına, hanına, hamamına, bir bakıyoruz ki güzel ahlak prensipleri hayatın her tarafına yerleşmiş. O söylediğiniz komşunun izni olmadan evini ondan yüksek yapmayı ecdad Osmanlı o kadar uygulamış ki evler hep birbirine denktir. Değil mi hocam? Boyları şeyleri dirin. Tamamen bu. Hazreti Peygamber'in bu hadisinin bir sonucu, bir ürünü olsa gerektir. Ecdad bunu çok güzel uygulamış. Dolayısıyla mümin komşusuna zarar verecek her türlü hareket davranıştan ve her türlü imar işinden uzaklaşmalı. Yani bunu evini yüksek yapma örneğine hareket ediyoruz ama evinden pislik ya da lağım akıyor, komşunun evinin önünden ya da komşunun bahçesine pisliği akıyor ya da senin çöplerin, pisliklerin ya da gürültün, patırtın pek çok zararın komşuna zarar veriyor. Yani rüzgarını kesmek bir komşuya zararsa Gerisini siz düşünün. Yani dolayısıyla mümin her türlü hareket davranıştan, her türlü fiilden uzak durmalıdır. Komşusuna zarar verecek fiilden uzak durmalıdır diyoruz. Sayın hocam, komşunun komşu üzerindeki hakları. Evet. Bunu da inşallah seyircilerimize paylaşalım çünkü çok önemli bir mesele. Evet. Allah Resulü'nün bununla ilgili hususi bir hadisi var. İşte hastalandığında ziyaret, cenazesi vesaire. Bunu inşallah toparlayıp şimdi konumuzu bitirelim. Buyurun. Araştırmalarım neticesinde 10-15 tane böyle bir farklı yerlerden şeyler tespit ettim. Öyle. Müslümanın Müslüman olan görevleri hemen onları başlıklar şeklinde okuyup bir şey yapalım inşallah. Öyle. Birincisi komşusuna ikram etmek, iyilik yapmak. Komşuya güzel muamelede bulunmak. Kaba davranmamak komşuya. Evet. Komşuyla kavga etmemek. İkincisi hastalandığında ziyaret etmek. Öldüğünde cenazesine katılmak, cenazesinin tekfin, teçhiz işlerine yardımcı olup ta toprağa verinceye kadar, mezarlıkta defnedinceye kadar komşusunun yanında bulunmak. Hocam özür dilerim. Cenab-ı Hak, Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak cenaze defnedilir edilmez, o defnedilen kişiye ikramen cenazesine katılanları affeder. Mesela bir söylüyor. Evet. Yani komşunun cenazesine katılmak aynı zamanda affa sebep. Yani o Müslüman kişiye ilk mükafatı Rabbimizin kabirde. Yani orada peşin veriyor yani. Evet. Öyle diyelim. Yani peşin hemen ücret. Bonusu orada veriyor. Kabirde bize. Hemen kabirde. Kabirde evet, komşusunun cenazesine gidince affı yakalıyor hemen. Evet. İlken. Evet. Borca dara düştüğünde, borca ihtiyacı olduğunda borç verebilme, darda kaldığında yardımcı olma, sevinçlerini, üzüntülerini paylaşma, nimete kavuştuğunda tebrik etme, bir musibete düçar olduğunda, başına bir sıkıntı geldiğinde teselli etme, cenazesi varsa taziyeye gitme, selamını verip selam verme alma. Evet. Selam çok önemli. Selam çok önemli. Evet. Gerçekten. Hocam selamımızı almıyor diyor mesela cemaatimiz. Diyor ki komşum küslük oldu. Ben selam veriyorum diyor, almıyorum. Ne yapayım diyor hocam. Devam et dedim ben. Devam et diyeceğiz. Değil yani mi? O selam vermeye devam edecek. O da almadığı keserse... almadığı sürece vebale girecek. Yani o da peşinden cezasını hemen... Evet, şey, çünkü selam almak farz. Allah'ın selamını ayet-i kerimede bizzat Allah-u Teala ya aynıyla ya da daha güzeliyle cevap verin. Mukabelede bulunun buyuruyor. Başka yumuşak davranmak dedik. İyi güzel. Eziyet etmemek komşuya. Hatalarını affetme. Günümüz probleminin en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Komşumuzun, Müslüman kardeşimizin hatasını affedemiyoruz. Evet. Keşke affedebilsek. İmam-ı Azam'dan güzel bir örnek verdiniz. Evet, İmam-ı Azam'dan çok güzel. Yani İmam-ı Azam komşusunu affediyor. Evet. Yani kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan sıyrılmasına vesile oluyor. Ya da yine örneklerimizde Rusya'daki o genç, o insan, yani komşunun komşuya iyiliğinden dolayı imanına vesile oluyor. Yani bu da yeryüzündeki her şeyden, kainattaki her şeyden kıymetlidir bir mümin için. Dolayısıyla Müslüman affetmeli, sabretmeli. Kavga etmek yerine ya göç etmeli,
kavga etmekten daha iyidir göç etmesi. Evet hocam, mükafatı çok büyük. Yani şeyini değiştirmesi, mevkiini değiştirmesi, yerini değiştirmesi ya da susması. Tedbir mekanda hayır vardır. Evet, tedbir mekanda hayır vardır. Yani kavga etmek yerine hatalarını örtüp sabretmek daha güzel. Önemli şeylerden bir tanesi mahremine göz dikmemek. Çok önemli hocam. Komşu komşunun mahremine, ırzına, namusuna asla göz dikmemeli. Dikkat etmeli. Bakışlarına. Komşuna misafirliğe gittin. Sağa solu gözetlemeden, evin evdeki bayanları rahatsız etmeden pencereden bakmayı dahi pencereden bakmayı bile Peygamber Efendimiz hiç bakmazmış yani. Evet. Peygamber Efendimiz çarşı pazarda yani sokaklarda yürürken devamlı ayağı ucuna bakarmış. Niye? Bu hassasiyetlerden dolayı. Mahremine göz dikmeme, ırzına namusuna göz dikmeme, komşunun komşunun üzerindeki haklar, evine, malına, eşine, çoluk çocuğuna, eşyasına, arabasına, bahçesine göz kulak olma. Mesela komşu bir yere gitti, bir sefere çıktı, bir yerlere gitti, bir yere misafirliğe gitti, tatile gitti, memleketin anne babasına ziyaret etti. Asansörle merdivenle evini götürmesinler yani. Evet yani söylediğiniz asansörle yani evi götürmesinler. Son birkaç şeyimiz var. Hatalarını, kusurlarını araştırmamalı komşu komşunun. Kusur araştırma yoluna gitmemeli. Özellikle kadınlar arasında bu çok yaygın. Kadınlarımızın buna dikkat etmesi lazım. Bilmediği konularda, özellikle dini konularda varsa bilgisi komşusuna yardımcı olmalı ve hediyeleşme. Hediyeleşme çok önemli. Çok önemli. Evet. Komşu komşuyla hediyeleşmek suretiyle kalpler, gönüller birbirleriyle ısınmalı diyoruz. Yüce Rabbim bizlere böyle komşu olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Abi. Böyle komşular bizlere nasip eylesin inşallah. Abi. Allah razı olsun Sayın Hocam. Cümlemizden. Söylediklerinizin birçoğu Efendimizin sünneti Sayın Hocam değil mi? Evet. Efendimiz buyuruyor ki ahir zamanda sünnetimi işleyenler azalacaklar. Fakat kaybolmaya yüz tutmuş sünnetimi ihyaene de 100 şehidin sevabı vardır buyuruyor. Evet. İnşallah Cenab-ı Hak bizleri bu 100 şehidin ecrine, sevabına nail olan kullarından eylesin. Amin, değerli seyircilerimiz, bir iftar sevinci programının daha sonuna geldik. Bugün konumuz da çok kıymetliydi, çok ehemmiyetliydi. Çok değerli konuğumuz, ilvaizimiz Sayın Ahmet Şen hocamızla mesele ele aldık. Bilgilerinden istifade ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim Allah'a emanet olun diyoruz. Dualarınızda bizleri de eksik etmeyin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. İftarınız hayırlı bereketli olsun. Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı akşamlar.